Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. İlk bölümde özellikle bu işte mesai saatleri vesaireyi konuştuk. Hala da anlamış değiliz. Zekamız yeterli gelmiyor herhalde. Bu neden eylem, neden grev? Ki senin çocuğun var şimdi şu anda değil mi? Evet, Arada yarın konuştuk. mesela Lütfen onu anlatır mısın? yarın sabah greve gidilecek. Süresiz Senin grevmiş. çocuğun devlet okulunda. Devlet okulunda ve benim oğlum şimdi okula gidecek ama öğretmen olmayacak. Dolayısıyla okula gitmeyecek. Yani kimin hakkı var benim çocuğumun eğitim hakkını ve nedenini Nedenini bilmediğimiz bilmediğimiz bir bir şey için. sebepten ötürü eğitim hakkı elinden alınsın? Evet. Yani bu sendika başkanları, yani haklı olsalar deseler ki işte bilmem ne falan ve bütün toplumda okey haklısınız dese tamam. Ki sen bir işçi çocuğusun yani ve sendikalına Ben her zaman aynen söylüyorum öyle. bunu. Yani Ya bizi bu bunlar hale getirdiler yani. gizli saklı. Sendikaların Ya bu, işlevine inanmama pozisyonuna yani geliyoruz. belki de işçi olarak yani emekçilerin tek güvenebileceği bir unsurdur. Aynen Hiç sendika. kimsenin sendikaları bu şekilde Aynen. itibarsızlaştırmaya Sızlaştırmaya hakkı hakkı yok. yok. Ve Bravo. sen kalkıyorsun, bunu bu şekle çeviriyorsun. Şimdi yarın çocuk okula gitmeyecek çünkü grev var. Ne hakkın var ki senin işte 9 yaşında, 10 yaşında çocukların, 6 yaşında, 7 yaşında çocukların eğitim hakkını elinden Evet, alasın? aynen. Kendi ideolojik kaygıların, Emellerin için. kendi ideolojik emellerin için devleti itibarsızlaştırma yönünde attığın adımlara sen benim çocuklarımı niye alet ediyorsun Aynen ki? ve aynı şekilde de Ve sadece ben bu öğretmenlere de aynı şekilde evet tavrım var. Yani öğretmenler de buna nasıl izin izin veriyorlar? veriyorlar. Yok mu hiçbirinin yüreğinde bu devlete sevgi, saygı, bu yaşadığı topraklara sevgi, saygı, o çocuklara karşı sorumluluk Evet. bilinci hiçbirinde yok mu? Evet. Yokmuş işte. Ve sonuç olarak da diye hem devleti kendini amacı devleti itibarsızlaştırmak ama sonuç itibariyle de aslında sendikayı da itibarsızlaştırıyor. Evet. Ve birçok insanın sendikalara olan inancını ve güvenini de yok ediyor. Yerle bir ediyor. Yerle bir ediyor. Ve birçok insan ondan dolayı sokağa inmiyor. Çünkü her sokağa indiğinde insanlar ve bir şey için itiraz veyahut da bir tepki ortaya koymaya çalıştığında bunun gibi sendikalar ve 50 kişi o gösteriyi sabote ediyor. Yani Evet. kendi amaçları için pankartlar yapıyor, sloganlar atıyor. Bu defa da gerçekten ona inanmayan insanlar artık gösterilere de gitmiyor. Yani bu Tabii. bizim için de bir Gösteriye gitti mi ona alet oluyorsun. aynen öyle. Dolayısıyla da bu çok önemli. Cem bir de şeyi Bir şey daha söyleyeyim. buyur. Sadece sendika değil. Sendikaların bu tavrına Ses göz yuman çıkartmayan üyeler de dahildir hükümet, buna. üyeler, hükümet. Evet. Vurun canım elinizi masaya. Yeter artık bu sendikal terör. Yani bu sizin de Evet. daha önce devamlı surette söylediğiniz Şahap Bey'in den atıfta bulunuyorum. Yani sen devleti itibarsızlaştırmaya yönelik, devlete yönelik bu şekilde tavırlarınla, çocukların eğitim hakkını elinden almakla, insanları bu şekilde suistimal etmekte, istismar etmekte, duyguları, ölüm olayını bile istismar ediyorsun. Evet. Sanki daha geçen haftaydı bu mesai saati, değil mi? Madem mesai saatleri ya da ne bileyim bu karanlıkta gitmeyle ilgili tavrım vardı, niye daha önce, 2 ay öncesinde bunu başlatmadın? Aynen. Ama ne yaptın? Herkesin ölümden, oradaki çocukların ölümünden bunu suistimal Evet. ettin, istismar ettin, kalktın bilmem ne bilmem ne dedin. Ve Çocuklar karanlıkta okula gitmesin dedin. bilerek ve isteyerek kaosa oynuyor yani. Kaosa oynuyorsun. Sonra Sabote da etmeye oynuyor. Devleti sabote etmeye ama oynuyor. sonra da bakıyorsun adam diyor ki bu hükümet işte kaosa sürükledi bizi. Yahu sensin. Dolayısıyla hükümeti ve bugüne kadar da bu sendikaları bu noktaya getiren hükümetlerin hepsinin bir problemi var zaten. Aynen. Bu hükümetten de beklentimiz, hayır efendim, bunu hiçbir şekilde şeyi vermeyin, fırsat vermeyin, bunu engelleyin. Yani devletin hakkını, sizin orada bulunma nedeniniz bizlerin vermiş olduğumuz vergileri yönetmektir. Bu parayı siz bu insanlara maaş olarak veriyorsunuz madem. Devletin de bu noktada bazı hakları var. Bizim de hakkımızı, vatandaşın hakkını savunun. Savunun. Aynen. Benim çocuğumun eğitim hakkını hiç kimse elinden bu şekilde alamaz. Evet. Hiç kimsenin de böyle hakkı Hakkı yok. olmamalı. Aynen. Bizim sağlık hakkımız aynı şekilde. Sağlık Bakanlığı'nın da burada aynı Aynı şekilde. şekilde. Yani bu böyle bir şey olabilir mi ya? İşte sorun o. Yani bizim hükümetlerdir sorun dediğimiz şey ve devlette Beklentimiz bu. değildir dediğimiz şey o. Sen
bir bakansın, eğitim sistemini de yapmıyorsun, düzenlemiyorsun. Doktorlar ikinci iş yapıyor. Bir şekilde onu çözmüyorsun. Eğitim, sağlık servisi almıyorum. Alamıyorum doğru dürüst. Özele gidiyorum. Eğitimi aynı şekilde. Eğitim veremiyorsun. Eğitim sistemini düzenlemiyorsun. Benim çocuğum mecburen özele gidiyor. Sonra da ben birey olarak kredi kartlarımı ödeyemiyorum. Verelim Mustafa Kıbrıs'taki gazetesinden o. Peki bu vatandaş sormaz mı şimdi? Ya da sormaz, neden sormaz diyorum. Bu kredi kartı neden ödeyemiyor? Neden ödeyemiyor? Neden ödeyemiyor? Bunlardan dolayı aynen. İşte. Ve sendikalarda sosyal devlet anlayışıyla devleti olan evet. Bir şeydir evet. Sendika, evet. Sosyal devleti. Ve sosyal sonunda. Devleti sabote ediyor. Bilerek ve isteyerek. Neden istiyor bunu? Bir daha söylüyorum. Sırf devleti, yeni düzenin manşeti de ondan. Onun için devlettir suçlu diyorlar. Yani sırf devlet işe yaramaz görünsün ve bizim tek bir şansımız kalsın. O şansla Rum'la çözüme gitmek. Mecbur kalalım. Aynen. Onun için isteyerek hükümeti kullanmıyorlar. Çünkü hükümet dese suçlu, sen diyeceksin ki evet ben hükümeti değiştiririm, doğru adamları korum, devlet düzelir diyeceksin. Onu istemiyorlar. Bu devletin iyi yönetilmesini istemiyorlar. Çünkü bunu ideolojik olarak kendilerinin opsiyonlarına ters. Sendikada o yüzden, sendikalar da o yüzden kaos oynuyor. Bu evet. Kadar basit yani. Durum bu. Bu nedenle de hiç kimse parmağının arkasına saklanmasın, kalksın, ne gerekiyorsa onu yapsın. Hükümet de sessiz kalmasın. Hükümetten beklentimiz devletin vermekle yükümlü olduğu bu hizmetleri tam anlamıyla vermesi. Buna engel olan, bunu sabote edenleri de ortadan kaldırması. Aynen öyle. Şimdi bak Cem, bir birey olarak sen bir bak kredi kartının dökümüne ne kadarını sağlığa vermişsin. Ne kadarını eğitime vermişsin ve o paraları oralara vermeseydin şu anda senin maddi sıkıntın olur mu? Eğer böyle bir sorun varsa, yani böyle ciddi bir sorun varsa sen birey olarak bu hakkını alman lazım. Bu hakkının karşına kimler durur? Hükümetin iyi çalışmaması. Bir örnek. Taş ocakları sahibi diyor ki, demeci var adamın, kamyonlar denetlenmiyor diyor. 20 tonluk kamyon, 22 tonluk kamyona 30-40 ton yükleniyor. Yani bir kamyon düşün. Kapasitesi 22 ton kamyonun taş ocağından götüreceği yere kadar. Sen bu kamyona 30-40 ton yüklüyorsun. Ve bunu da diyorsun ki denetsin. Ve o yollar işte. O yollar böylelikle çöküyor. Çünkü yolun kapasitesi belli. Kaldırma kapasitesi şimdi belli. Bunu reklam arasında da konuştuk evet. Da bu insanların da kendi içinde etik davranması lazım. Denet, ha, yani şimdi o zaman Cem ama işte denetim yok kafamıza göre takılalım. Yok. 20 ise 40 koyalım. Şimdi bak o da çözüm değil. Yani ben eğer etik davransam ve desem ki hayır 22 tonluk taşıyacak benim kamyonlarım. Diğer şirket 40 ton taşıyor. Sen o adamla rekabet edemiyorsun. Anlıyorum abi. Ticari kayba tamam, uğrayabilir. Ama işte bunu düzenlemesi gereken hükümet. Şimdi bunu denetlemeyen bir birim varsa bugün istifa etmesi lazım. O adamın bugün şu anda görevden alınması lazım. Bu çünkü denetlenebilir bir şey. Ve bu yolların yollardaki zararı devlete olan yine sen devlet olarak yol yapıyorsun. Bir vergimizden bir para harcıyoruz oraya. Sonuç olarak sen denetlemediğin için o yollar çöküyor. Ve devlet mecburen ayrı bir bütçe ayırmak zorunda kalıyor. Şimdi bunu denetleyen bir birim varsa eğer tüzüken ve bu denetlenmiyordur yıllarca kimse oraya bakan bugün bakan tarafından görevden alınması lazım. Evet. Çünkü bu denetlenebilecek bir şey kardeşim. İşin bir o boyutu var denetlenmeli. Ona katılıyorum evet. Sonuna kadar. Ama bizim de kendi içimizde kendi iç denetimimizin olması gerekiyor. Evet. Yani mesela medyada da bu üniversitelerde düşünün lisans eğitimini alan çocuklara bu yayıncılık konusunda şey öğretilir. Otokontrol evet. Denen bir şey öğretilir. Çünkü kamu işi yapıyorsun. Tabii otokontrol dediğini senin burada konuşurken kendi sorumlulukların var ve bu evet. Sorumlulukları bilmekle ilgilidir. Evet. Yani maalesef bizim medyamızda belki ben de o tuzağa düşüyorum zaman zaman. Bu anlamda kendisini tam anlamıyla yetiştirememiş, geliştirememiş insanlar çıkıyor. O otokontrolü sağlayamayan insanları görüyoruz. Ayrı bir konu ama sonuçta her meslekte olduğu gibi bu mesleklerde de toplum yararı düşünülmeli ve buna yönelik de etik davranılmalı. Evet. Zaten o etik kuralların nedeni de toplum yararı, kamu yararıdır.
Kıbrıs müzakere sürecine çok değinemedik. Güzel de bir hazırlığım vardı aslında benim, evet, bugünle ilgili. Yarına. Yarına bırakacağız. Sevgili Mustafa'ya da bayağı zahmet verdik, bunlara bize ayırdı. Mustafa'cığım kusura bakma kardeşim. Özellikle bu hidrokarbon yatakları, işte 2014'ten alıntılar vesaire ve bu hidrokarbon yataklarının işte kullanılması, İsrail gazıyla birleştirilmesi ve Türkiye üzerinden Yunanistan'a, Yunanistan'dan Avrupa'ya gitmesi. Onunla ilgili bugünü değil, geçmişi biraz sorguladım. Evet. Bu anlamda 2014'te çıkan kriz, işte Barbaros gemisinin gelmesi, bütün bunlarla ilgili Aydın'ın o dönemde söylediği sözler var. Basında çıkan haberler var. New York'ta mesela, bu çok enteresan. Lütfen bunu verelim. Bu sadece sanırım yeterli. 2014'ten Biden'in, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'in New York'ta tedavi görmekte olan Rum Başkanı, evet, Biden, Türkiye'nin bazı hareketlerde bulunacağı kanaatinde başlıklı bir haber bu. 2014 yılına ait bir haber. Bakın Biden 2014'te Anastasiadis'e ne diyor? Anastasiadis'e Biden diyor ki, bu arada New York'ta tedavi gördüğü sıralarda söylüyor Biden. Diyor ki, Doğu Akdeniz'deki enerji konularında kritik çıkarlarından tehlikede olması yüzünden Türkiye'nin çıkmasının, yani Kıbrıs sorununun aşılması için bazı hareketlerde bulunacağı kanaatini söylüyor Biden. Anastasiadis'e. Tabii bu haberin öncesi var. Öncesinde de Türkiye'nin ortaya koyduğu formüller var. Kıbrıs müzakere sürecinin çözümüne yönelik. Bundan 2 yıl önceki haber bunlar. Bugünü anlayabilmek için biraz geriye bakmak lazım. Geriye dönmek lazım galiba. Her zaman olduğu gibi geçmiş bugünün aslında habercisi. Tabii bu haber değil sadece. Bunun öncesi Aydın'ın açıklamaları, Aydın'ın mevcut yeni açıklamaları var. Orada da dikkat çekici bazı unsurlar var. Hem de bazı değil, bayağı ciddi unsurlar var. Bunları da yarın konuşuruz. Özellikle güvenlik konusunda Aydın'ın açıklamaları dikkat çekici. İşte Kıbrıslı Türkler güvenliklerini orduda değil poliste arasınlar diyor Ayde. Yani bize de güvenlik ve garantilerle ilgili önümüze ne geleceği konusunda mesaj verir nitelikte. Yani biz de soracağız işte, hangi polis, yani kimin polisi? Kimin polisi? 60'ta da polis yok muydu? İşte polis bizi koruyabilecek mi? Ayde diyor ki, Kıbrıslı Türkler aşırı milliyetçi Rumların saldırısından korkuyorsa yanıt ordu değil, polistir diyor. Aydın'a göre öyleymiş. Evet. Bu arada Aydın korkulardan birçoğu da gerçek diyor. O da enteresan. Yani. Korkulardan birçoğu gerçek. Ancak bunların askeri unsurlarla göğüslenemeyeceğini söylüyor. Yani bu korkuların birçoğu gerçek ama bunlar askeri unsurlarla göğüslenemez. Yani o korku, işte Aydın'ın tabii bir Avrupalı olarak bunu anlamaması mantıklıdır. Çünkü kendi toplumunda öyle bir şey yok. Polis. Yani polis polisliğini yapar. Çünkü polis yani hükümetten daha ayrıktır. Yani en azından daha objektif bakar. Ama bizde 1960'ta polis yok muydu? İşte bizde yaşanmışlıklar var. Ya zaten Ayda kendisi de söylüyor. Korkuların birçoğu gerçek derken bunu demeye çalışıyor haliyle. Ama konuyu tam anlamıyla anlamış ama tam anlamamış. Hayır, anlamaması da normal. Çünkü kendinin yetiştirildiği zamanlarda, kendi çocukluğunda, kendi olgunluğunda, kendi akademik kariyerinde, akademik değil de normal kariyerinde böyle bir şey görmemiş adam, yaşamamış. Yani orada her birim yapması gerekeni yapabiliyor. Onun için o ülkeler gelişmiş ülke oluyor zaten. Bizde öyle değil. Orta Doğu'da öyle değil. Kıbrıs'ta da öyle olmadı. Polis, Rum'un polisi oldu. Evet, yani buradaki... Hatta Birleşmiş Milletler bile 74'te objektif ve tarafsız değildi. Duramadı. Duramadı. Evet. Bunlar da gerçeklerimiz. Şimdi programı kapatmak durumundayız. Vaktimiz doldu. Yarın
saat 7.30'da yeniden birlikte olacağız. Bu arada bana da sordular hafta sonu. Siz ne yapacağınız programı saatini 8'e mi alacaksınız diye. Mesai saatini işte. Ne münasebet canım bizim yani program bellidir. Efendim yeni bir haftaya başladık. Umarız bu hafta geçtiğimiz haftadan daha iyi haberlerle dolu olur. Zira geçtiğimiz hafta bizim için kara bir haftaydı. Çocuklarımız yollarda maalesef trafik kazasının neticesinde öldüler. Umarız bunları yine yaşamayız. Umarız geçtiğimiz haftada olduğu gibi bu insanların ruhsal anlamda yaşadığı duygusal konularda çocukların ölümü üzerinden siyasi çıkarlar elde etmeye çalışanlar bu hafta umarız olmazlar. Yani acılardan politik çıkarlar elde etmeye çalışanlar umarız bu hafta yine karşımızda olmazlar. Evet. İyi günler. Evet, güzel yarın, bir gün geçsin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.